Merhabalar. Bu webcastimiz içerisinde sizlerle Azure IoT Asa servisleri hakkında bahsedeceğim. Asa servisi hakkında vereceğimiz detaylarla birlikte Azure IoT servislerinde Stream Analytics konularına değinmiş olacağız. Peki Azure IoT Asa servisi nasıl çalışır? Azure Stream Analytics servisi nedir? Azure Stream Analytics uygulamaları, komponentleri nelerdir? Stream Analytics'i öğrenmek için izleyeceğimiz path veya yol nedir? Örnek SQL kodu. Çünkü Stream Analytics yaparken SQL ve Cosmos DB'den faydalanıyor. Bu da SQL dili kullanıyor. Dolayısıyla SQL dilinin temel detaylarını ve bir tane SQL sorgusunun mantıksal yapısını inceleyeceğiz. Ardından örnek bir senaryo. Son olarak da bir takım karşılaştırma yapacağız. Şimdi Azure Stream Analytics nasıl çalışır? Azure Stream Analytics gördüğünüz illüstrasyonda olduğu gibi uygulamalar, ağ geçitleri ve gateway'ler bir takım eventler oluşturuyor. Bu eventler, bu aktiviteler event hub'lara ve IoT hub'lara gidiyor. Şurada olduğu gibi. Daha sonra bir database ve Azure Storage Blobs'lara kaydediliyor. Ardından işlenmek için Stream Analytics servisine giriyor. Burada sırasıyla Machine Learning uygulanacak veya Machine Learning ile ilgili policy'ler aktif edildiyse Machine Learning, daha sonra Data Lake, Power BI veya servis otomasyonları için ilgili servislere Stream Analytics içeriğine bakarak yönlendiriyor. Dolayısıyla Stream Analytics'in detaylarında Power BI gibi, batch analiz gibi, otomasyondaki iş akışları gibi, servis akışı gibi, machine learning gibi uygulamaların tamamına uç noktalardan gelen etkinlikleri bir bakıma sınıflandırarak yolluyor. Haliyle Stream Analytics servisi paketlerin içerisini incelediği ve bu detaylara baktığı için fazlasıyla önemli. Niçin önemli? Power BI için, Machine Learning için, Storage'de depolama yapan DB tipi için, Document DB için, Data Lake için gibi gibi. Components of Stream Analytics Application. Şimdi Stream Analytics uygulamaları ile ilgili olarak baktığınızda bir inputumuz var. Bir de outputumuz var haliyle. Input bilgisi source eventler, az evvel konuştuğumuz Azure Event Hub'tan geliyor ve Azure IoT Hub'tan. Azure IoT Hub'a biz ağ geçitleri ve sensörler bağlıyoruz. Ağ geçitleri ve sensörlerin oluşturduğu eventler ve aktiviteler de Event Hub vasıtasıyla sınıflandırılıyor. Referans datada diğer sınıfı input datasının içinde değil gördüğünüz gibi data tipini şekillendirmek elinizde. Event Hub, eventler operasyonel olarak geçici gelen aktivitelerin tamamı sınıflandırılmak üzere işte örnek bir log atıldı. Log'un içeriğine cihaz start edildi. Cihaz data okudu. Cihaz datayı yazdı. Yani cihazdan kastımız ağ geçidi ile sensör arasındaki iletişim. Bu bilgilerin hepsi basit görünse de bir event'tir. O eventlerin tamamı sınıflandırılmak üzere Stream Analytics Query'ye aktarılıyor. Bu query bunların tamamını input olarak değerlendirip bu inputları sıraya koyuyor. Bu sorguların tamamı sıralandıktan sonra çıktıları alınmak üzere ve işlenmek üzere içeriğine bakıldığında output'ta bu query'nin sorgusu SQL DB sorgusu mu yoksa depolanacak blob storage için mi yoksa event hub sorgusu mu veya Azure'daki herhangi bir tabloyu etkileyecek bir çıktı mı diye sınıflandırılıyor. Haliyle bu üç temel başlıkta aslında Stream Analytics uygulamaları değerlendiriliyor. Stream Analytics opsiyonlarını Azure üstünde baktığımız zaman düşük sahip olma maliyetleri var. Basitlik anlamında. Yani burada baktığınız zaman SQL query'sini sorgulayabiliyorsunuz. SQL diliyle Stream Analytics yapabiliyorsunuz. Machine Learning. Burada real time olarak dashboardlar yaratabiliyorsunuz. Kullandığınız ya da etkileşim içinde bulunduğunuz kodları extension edebiliyorsunuz.
Manage Spark Service Storm SLA seviyeleri %9'lara kadar çıkıyor. Full stack kontrol var. Yani maksimum kontrole ulaşma imkanımız var. Systematic Learning Path. Systematic Learning Path'te burada gördüğünüz gibi başlangıç noktası genel bir overview ve get start deyip jobları ve diğer başlıkları yönetebiliyorsunuz. Powerful Analytics Using SQL Construction'a baktığınız zaman data manipülasyonu yapmak istediğiniz, yani datanın içeriğiyle oynamak istediğinizde veya bir yerden alıp bir yere taşımak istediğinizde select from where, having, group by, case, when, then, else, inner, left, outer, join, union, cross, outer, apply gibi bir takım manipülasyon komutları var. Eğer pencereyle ilgili bir kaydırma işlemi yapacaksanız, yani A noktasında aldığınız bir işi görsel olarak B noktasına taşıyacaksanız windowing extension komutlarını kullanabilirsiniz. Saat ve tarih fonksiyonlarını eklemek istiyorsanız kullandığınız query'e date name, date part, day month, year gibi komutları kullanabilirsiniz. Geçici fonksiyon çağırma için collect top, is first, last, collect top gibi komutları kullanabilirsiniz. Aggregate function toplama, çıkartma, çarpma, bölme veya ortalamayı alma gibi sum, count gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. Matematiksel fonksiyonlarında işaretleme, eşitlik sağlama, sort gibi, kısaltma gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. String fonksiyonlarında uzunluk, path indexleme gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. Scaling extension'da partition by yapabilirsiniz. Partition by partition, bölme ölçeklendirme yapabilirsiniz. Event ve zamanlar. Tüm eventler select yıldız from diyerek Twitter stream yapsın. Daha sonra zaman damgasına göre bir aktivite oluştursun. Veya yani yüklenen payload içeriğine bakmak için veya zaman damgasını otomatik olarak geldiğinde etiketlesin. Select boşluk yıldız from Twitter stream tablosunda. Örnek Azure Stream Analytics'le neler yapılabilir? Örnek senaryolara şöyle bakalım. Eş zamanlı olarak kredi kartı hırsızlığı gibi fraud detection yapabileceğiniz, sim kartı hırsızlığı gibi fraud detection yapabileceğiniz uygulamalar var. Bununla ilgili burada bakın bir tane doküman linkini paylaştım. Bu uygulamaya bakarak sim kartı hırsızlığı yapılıyor mu yapılmıyor mu veya kredi kartı hırsızlığı yapılıyor mu yapılmıyor mu gibi aktivitelerin gidişatından Stream Analytics servisiyle öngörülerde bulunup bunları sağlamlaştırmak maksadıyla, bu bilgiyi sağlamlaştırmak maksadıyla kullanabilirsiniz. Gayet de başarılı. Bu linkten istifade ederek uygulamasını yapabilirsiniz adım adım. Diğer servislerin tamamında öngörüsel bakım veya real-time marketing analizleri, sağlıkla ilgili taşıt tanımayla, filoyla alakalı olan aktiviteler, enerjiyle ilgili olan aktiviteler, IT altyapısındaki network ve altyapı sistemlerine network health monitoring ile ilgili aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz. Karşılaştırma tablosuna baktığımızda Storm on HT Insight, Spark HT Insight üzerinde ve Azure Stream Analytics servisi üzerinde 3 dikeyde karşılaştırma yapabilirsiniz. Bu Stream Analytics servisine veya Analytics servislerine özetle. Baktığınız zaman hangisi size bir takım bilgileri sıralama önceliğine göre garanti ediyor? HT Insight'ta ilk giren dataya göre son çıkan dataya göre, özür dilerim. Burada sadece ilk giren dataya göre, burada da ilk yani son giren ilk öncelikli gibi. Aslında genel olarak birbirlerine çok yakınlar. Proses modeling'de baktığınız zaman işlem modelleme kısmında
Biri event zamanına göre, biri micro batching çalıştırma zamanına göre. Azure Stream Analytics'te proses modeling yok. Ölçeklendirmeye baktığınız zaman HD Insight Stream'de, Spark Stream'de ve Storm'da manuel olarak yapılıyor. Ama Azure Stream Analytics üstünde full automated yapılıyor. Bekleme ile ilgili durumla ilgili yönetimi 3 servis tipi de gerçekleştirebiliyor. HD Insight'ta programlama modeli Java ve C Sharp. HD Insight Streaming Spark'ta ise Scale, Python ve Java ile yapabiliyorsunuz. Azure Stream Analytics'te de SQL sorgu dilini kullanarak programlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tane sorgu örneği az evvel gösterdik. Open Source diğer iki model ve çalışma analitik servisi Open Source. Azure Stream Analytics Open Source değil. Özetle Azure Stream Analytics servisi üzerinde neler yapılabiliyor? Neler tartışılıyor? Azure Stream Analytics'in faydası ne? Hangi platformlar için kullanılır? Azure Stream Analytics'in kullandığı dil yapısı, modelleme yapısı, proses işleme yapısı ve Azure Stream Analytics'le neler yapılabileceğine dair fraud detection gibi network ve IT infra cihazlarının izlenmesi gibi enerjide kullanılan aktif cihazların işte enerji sayaçlarının ve enerji altyapılarında kullanılan birçok mekanizmalar ve daha fazla sayamayacağımız çok fazla örnek endüstride hizmet verip kullandırılabilir. Özetle bu Azure Stream Analytics servisi çok detaylı. Öğrenme petiyle ilgili olan link de 3. sayfanın içerisinde yer alıyor. Sunumu paylaşacağım arkadaşlarım da bu prezentasyonun içindeki iki farklı linkten sıfırdan ileri seviyelere kadar Azure Stream Analytics'te neleri öğretebiliriz, nelerden istifade edebilirsin detaylarını bulabilir. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler, iyi seyirler.